Yeni bir Eray Balık'ta videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kefal avı yapacağım tekrar ve tekrar eden. Biliyorsunuz sürekli kefal avı yapıyorum ama ne yapayım arkadaşlar, başka balık yok. Kıbrıs oltası bağlayacağım arkadaşlar. Bununla birlikte kefal avı yapacağım. Burası benim büyüdüğüm yer arkadaşlar, görüyorsunuz. Burası Kandıra'nın Barganlı köyü. Hatta plajı diyebilirim. Plajı zaten de yani. Ünlü oldu arkadaşlar yani. Biz de ünlü olduk yani artık. Artık televizyonda görürsünüz bizi de yani, ne diyeyim. Neyse arkadaşlar, şimdi Kıbrıs oltasını bağlıyorum. Ondan sonra ala geçiyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, kefal Kıbrıs oltası bağlamayı göstereceğim şimdi. Bu şekilde avı yapacağım. Arkadaşlar ilk pisininize bağladınız. Normal kanca şeklinde bağlıyorsunuz. Sıktıktan sonra arkadaşlar, bu arada kanca olarak 8 numara kanca kullanıyorum. Şu kadar arkadaşlar, fazla değil bakın. Şu kadar. Bu arada şunu da belirteyim. Misineniz yerde gergin olması lazım. Üstüne hafif basarak gerdirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Normal bağlar gibi tam tersi. Şunları kancalarınızı şu şekilde normal bağlar gibi döndürüyorsunuz arkadaşlar. 3-4 defa döndürmeniz yeterli. Ondan sonra direkt halkadan hepsini tek tek geçirmeniz lazım. Geçirdikten sonra şurayı bakın, şurayı tuttuğunuz yeri bırakmıyorsunuz. Hafif sıkıyorsunuz. Ondan sonra normal elle kancadan tutarak şu şekilde sıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir mantar kullanıyorum. Alt tarafa kancaları bağlayacağım kısmı arkadaşlar. Ufak bir fırdırımda kullandım. Kamışıma gelecek kısma işe biraz daha büyük bir fırdırımda kullandım arkadaşlar. Bisinenizi iki tur geçirmenizde fayda var arkadaşlar. Biraz fazla sarım yapın. Kayma olabilir. Biraz da bu şekilde güçlü oldu arkadaşlar. Tam dibinden değil arkadaşlar. Biraz pay bırakın. Kayarsa mayarsa sizi üzmesin. Ondan sonra hemen arkadaşlar, ardından kamışımdan gelen misineme diğer ucunu bağlıyorum.
Evet. Şimdi hazır arkadaşlar. Hemen bir ekmek takalım. Sonra atışlara başlayalım. Ekmeğin kıyık kısmını kullanıyorum. Fazla büyük takmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde gerek yok. Şu şekilde olsa yeterli. Hemen bunu kıvırıyorum. Şöyle arkadaşlar. Fazla hamur olmasın, sıkmayın. Çünkü kıvrısınız suya batarsa balık alma olasılığınız biraz daha düşer arkadaşlar. Dip kıvrıs kullanmıyoruz. Şu an bu mevsimde kefal suyun üstünde gezer. İlk kancamı şuradan batırdım. Ondan sonra misilinin sapından tutuyorum arkadaşlar. Şu şekilde sarım yapıyorum. Ekmeği komple sarıyorsunuz. Misine üstüne getirmeyin arkadaşlar. Çünkü balık takıldığında onu çok kötü karıştıracaktır. Boş verin, gevşek olsun. Hiç gerek yok. Şu kancalarınızı şöyle biraz daha ekmeğe batırıp daha avcı bir hale getirebilirsiniz. Evet, şu şekilde. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Bundan sonra size kalmış, rast gelsin diyorum. Ara geçiyoruz. Haydi bismillah. Evet, bayağı uzattım arkadaşlar. Hemen saldırdılar. Ekmeğe hücum ediyorlar şu anda. Son kulvardan gelen yağlı kefal alamadı. Saldırıyor. Hadi. Evet. Hadi. Şu anda takla atman lazım, suyun içine takılman lazım. Hadi. Evet. Şu an aldık arkadaşlar. Bir tane kefalimiz hemen geliyor. Evet, güzel boy. Evet, ileri atmam lan arkadaşlar. Maşallah güzel. Bir tane sarı kulak Karadeniz kefalimiz geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. İri boy arkadaşlar. Yani o kadar büyük olmasa da şu anda bu mevsimin buradaki sistemine göre gerçekten iri boy. Şimdi yanımda bezim var. Evet, var. Arkadaşlar bu sistemle kesinlikle bezsiz sakın tutmayın. Sebebi ise arkadaşlar, balık bir atraksiyonda kancanın hepsini elinize sokabilir. O yüzden biraz sakinleşin. Şöyle boynunu tuttuktan sonra arkadaşlar kancalarını şöyle rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kefalimiz güzel arkadaşlar. Hemen şöyle kovamıza ilk kefalimizi bismillah diyerek atıyoruz. Evet arkadaşlar, bir kefal daha aldık şimdi. Evet. Bu da aynı boy arkadaşlar. Güzel. Gayet güzel. Aynı boyda bir kefal. Tabii biraz bekliyoruz. Balık biraz sakinleşsin. Ondan sonra arkadaşlar tuttuktan sonra pencerenizi çıkarabilirsiniz. Kefalin boyu bu şekilde arkadaşlar. Şu anda buranın en irileri diyebilirim arkadaşlar. Ben burada bundan iri kefal tutmadım, açık konuşayım. Bu mevkide tutmadım. Bazı ava tarzı bir yerlere de gidiyorum. Dere ağızları. Büyük kefaller oluyor. Bundan önceki videomda da aslında orada da çok büyük kefaller var ama bize denk gelmedi maalesef. Burada her sene burada kefal yatarıyorum. Ya, daha büyüğünü, yani böyle kiloluk bir balık tuttum diyemem arkadaşlar. Gerçekten yalan olur. İnşallah bugün tutarsak, denk gelirse arkadaşlar şahane olacak.
Evet arkadaşlar, Mera'ya bunlar bastı. İstavrit gibi, şuna bakar mısınız ya? Biraz yara aldı ama umarım tuzlusu kurtarır. Hemen salalım. Ha, gitti. Ay. Evet arkadaşlar, avı sonlandırdım. Umarım sizin için de keyifli bir av olmuştur. Benim için keyifli bir av oldu. 2 saatlik bir sürem vardı zaten. Fazla vaktim yoktu. Tekrardan eve gitmem lazım. Bazı işlerim var. Yeni bir avda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ekranın sağ köşesine abone ol butonu, sol köşesine de bundan bir hafta önceki arkadaşlar Sarısu Deresi'nde solucanla yaptığım kefal avını izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere yeni bir avda.